iyi benim kardeşlerim. Açın gözünüzü ne olur. Siz de benim gibi safçasına plak olmayın. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım. Sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın. Bu dünyadan bir Haldun Taner geçmiş. Halkını iyi tanımış, eserlerinde halkını anlatmış. Babası vefat ettiğinde 5 yaşında küçücük bir çocuktu henüz. Yaşamının bundan sonrası annesinin yanında, dedesinin konağında geçecekti. Ailesi eğitimine önem veriyordu. Rahmetli babası İstanbul Üniversitesi'nde hukuk profesörüydü. Onun izinden gidebilmesi için önce Galatasaray Lisesi'ne gitti. Ardından siyasal bilimler okuyabilmesi için Almanya'ya gönderildi. Tüberkülozu nüksedip tahsilini tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldığında henüz 23 yaşındaydı. Tam 4 yıl tedavi gördükten sonra iyileşti. Alman filolojisi, sanat tarihi, edebiyat, gazetecilik gibi alanlarda hem ihtisas yaptı hem de öğrenciler yetiştirdi. Öyküler, anılar, skeçler, senaryolar, fıkralar, gazetelerde köşe yazıları yazdı. Ama en büyük tutkusu tiyatroydu. Bugün Türk tiyatrosu konuşulurken Hiciv'den değil mi? Akla ilk gelen en değerli yazarlardan biridir o. Devrimci ve halkçı temaları işlemek bir oyunun halk kitleleri tarafından kapışılması için yeterli değildir. Bunu halkın dili, halkın mantığı, halkın gustosu ile yapmadıkça kendi kendinizi aldatırsınız. Ha, oyununuzu 5-10 şehirli aydın, 30-40 üniversite öğrencisi, bir iki de ahbabınızdan başkası alkışlamaz. Halkı tiyatroya, edebiyata çekmek sandığınızdan zor, çok zor bir iş. Hele bizim koşullarımız içinde. Büyük bir kitle öyle kötü koşullara sürünmüş ki kafasında kültüre açık bir pencere dahi kalmamış. Günlük oyalantısı içinde okuyanın okuduğu gazete haberi, biraz uyanığının dinlediği ajans haberi. Önce o kitleleri bir eğitim ortamına getirmek, sonra bu ekilmiş topraktan tohum sürmesini beklemek gerek. Biz toplaşmış şehirlere kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Yok öyle şey. Ne ektik ki ne biçeceğiz? Bugünkü haliyle imamın vaazı onlara Shakespeare'den çok daha etkili oluyor. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede hoş bir seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olarak kalırız. Gururum, gardıroba koşma hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama işte tiyatro o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik'in şarkısı şu perdeye takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hıramuş'la Virginia'nın bir diyaloğu şu kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştır. İşte o hatıralar bu sessizlikte saklandıkları yerden çıkarlar. Bir fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır ve perde. Velhasıl bu dünyadan bir Haldun Taner geçmiş. Halkını iyi tanımış, eserlerinde halkını anlatmış. Batının eserlerini incelemiş, bizim toprağımızın değerleriyle sentezlemiş ve geriye birbirinden değerli yapıtlar bırakmış. Ve tüm halkçı edipler gibi o da mizahıyla hem güldürmüş hem düşündürmüş.